Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Sevgili izleyicilerimiz, bugün eczacı, aynı zamanda aromaterapi uzmanı Özlem Pamuk Yıldız'la birlikteyiz. Kendisiyle birlikte aromaterapi hakkında tüm merak edilenleri konuşacağız. Özlem Hanım, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkürler. Özlem Hanım, dilerseniz ilk olarak kısaca sizi tanıyalım. Ben eczacı Özlem Pamuk Yıldız. 1996 İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunuyum. 1997 yılında meslek hayatıma klinik eczacı olarak başladım bir hastanede. Daha sonra 1999 yılında kendi sahibi olduğum Pamuk Eczanesi'ni açtım. 14 yıl serbest eczacılık yaptım. Bu süre zarfında fitoterapiyle çok yakından ilgilendim. Okuldayken zaten farmakognozi bizim mesleğimizin temel bilim dalıdır. Bitkilerden gelir biliyorsunuz, hepimizin bildiği üzere eczacılık. Dolayısıyla çok ilgimi çeken bir konuydu. Eczanem olduktan sonra da bilimden, işimiz zaten bilimden kopamazsınız ama sürekli olarak fitoterapi üzerine çalışmaya başladım. Ta ki 2007 yılında geçirdiğim ciddi bir rahatsızlık sonucunda da artık tamamen fitoterapi hayatımın bir parçası oldu. İnsan sağlığını kaybetmeden evvel sağlığını korumak için bir şey yapmalı olduğunu kendim yaşayınca çok daha iyi anladım. Dolayısıyla o zamandan bugüne kadar fitoterapi, daha sonra da işimin içerisine tabii ki fitoterapinin özel bir kolu olan aromaterapi girdi işimin içine, özel konularım arasına. Evet, gayet başarılı ve girişimci bir kadınsınız. Kendi markanızı oluşturdunuz. Peki ilk olarak biraz aromaterapinin tanımını yapalım. Faydaları nelerdir? Bu konu hakkında konuşalım. Tabii, aromaterapi bitkilerin özel salgı ceplerinin bulunduğu organlarının, şöyle ki aslında aromaterapinin kullanıldığı başrol oyuncusu uçucu yağlardır. Esansiyel yağlar da denir. Yani bitkilerin hormonlarıdır diyebiliriz biz bunlara. İşte bunların toplandığı belli alanlar vardır. Bazı bitkilerde yapraklarının hemen altındaki salgı bezlerinde olurken, bazı bitkilerde mesela bir anason gibi tohumunun içinde olabilir ve onu elde edebilmek için kırmanız gerekebilir. İşte bu organların kabuğu olur, çiçeği olur, tohumu olabilir, dediğim gibi yaprakları, bu organların su buharı distilasyonundan geçirilmek suretiyle içlerindeki uçucu yağının suyundan ayrışarak uçucu yağının alınması. İşte bu yağlarla, yani bitkinin özleriyle yapılan alternatif tedavi olabilir, tamamlayıcı tedavi olabilir. Yani kişinin şifasını sağlamak ya da sağlığını koruma amaçlı kullanımına aromaterapi deniyor. Peki aromaterapi kullanımında belirli bir yaş sınırı var mıdır? Bebekler ve çocuklar üzerinde kullanılabilir mi? Tabii, çok güzel bir soru. Şöyle ki, aromaterapötik yağlar kullanılırken, yani özellikle benim burada bahsettiğim aromaterapinin başrol oyuncusu, en önemli aktörü uçucu yağdır. Bunlar bitki sularından, hani bizim bildiğimiz çaylar vardır ya, bitki çayları yaparız. Onlardan 50 ila 100 katı kadar güçlüdürler. Çünkü artık hepimiz biliyoruz, distilasyon, damıtma ile elde edilen bir ürün çok hülasadır, çok konsantredir. Dolayısıyla konsantre özlerdir.
Bu konsantre özleri efendim bitkiseldir, hani böyle bir algı var bizde. Bitkiseldir, bir faydası, zararı olmaz pardon. Hayır, zararı olur efendim. Yani mantar yiyorsunuz, hayatınızı kaybediyorsunuz. Demek ki bitkisel demek, zararsız demek değil. Bunun bir altını çizelim. Dolayısıyla aromaterapi de zararsız ya da çok rahat böyle gelişigüzel kullanılabilecek bir şey değildir. Yeni doğandan itibaren hepsinin sadece kullanım dozları ve sadece kullanılabilecek belli aralıklarda yağlar vardır. Ve bunun içinde sağlık profesyonellerinin denetiminde, gözetiminde kullanılması gerekiyor. Yani bir konunun uzmanı zaten eczacıdır. Evet. Artı doktorumuzun tavsiyesi ile kullanmamız gerekir. Onların önerdiği dozda. Evet. Aynı zamanda eczacılara aromaterapi eğitimi de veriyorsunuz. Evet, evet. Hem eczacı hem doktorlarımıza, daha doğrusu sağlık profesyonellerine, tüm doktor, eczacı, fizyoterapist, hemşirelerimize. Çünkü biz Türkiye'de klinik aromaterapinin uygulanmasını istiyoruz. Yani sadece profesyonellerin takdiri dolayısıyla kullanılsın istiyoruz. Özlem Hanım, aromaterapiyi hayatımızın birçok alanında kullanıyoruz. Peki negatif yüklerden kurtulmak için hangi yağları önerirsiniz? Evet, aromaterapi gerçekten benim başladığımda, çekimlere başladığımda, fitoil aromaterapiye başladığımızda diyeyim daha doğrusu, muhakkak evinizde, elinizin altında bulunması gereken işte en önemli yağlar diye şeylerim vardı. Evet, elimizin altında gerçekten her şeye çok rahatlıkla kullanabileceğimiz bir anne eli dediğim mesela benim bir yağ var, lavanta uçucu yağı. Hem çok güvenlikli, tabii ki içindekiler tamamen eczanelerde bulunabilecek düzeyde ve kalitede ise, pharma grade diyoruz biz bunlara, ilaç derecesinde yani. Bu her şeyde kullanabileceğimiz, stres, gerginlik, baş ağrısından tutun da yara, yanık, hemen derhal acil aromaterapik ilk yardım diyoruz biz ona. Bir yeriniz yandı, bir damla damlatıyorsunuz. İşte efendim, acıyı kesmek için ya da bül yapmasını engellemek için. Bir yerinizi kestiniz, hemen oranın enfeksiyonla kontağını kesmek için yine bir damla uçucu yağımızı, lavanta olarak söylüyorum, damlatıyoruz. Bunun gibi o kadar çok geniş bir alanı var ki ve ki bebeklerde dahi kullanılabiliyor. Artı işte o negatif yük alanı dediğimiz alanları da pozitife çevirebilecek. Bunlar tamamen uçucu yağların kimyasıyla ve o kimyadaki fonksiyonel gruplarıyla ilgili. Özellikle bizim farmakimya olarak ester grupları dediğimiz işte lavanta gibi, melisa gibi ester bileşikleri içeren yağlarımız pozitif alan yaratıyor etrafımızda. Evet. Peki sizin gözlemlediğiniz kadarıyla daha çok bu yağlar hangi alanlar için tercih ediliyor? Hangi durumlarda tercih ediliyor? Çok geniş spektrumu var uçucu yağlarımızın, yağların diyeyim, aromaterapik yağların. Enfeksiyonu engellemekte bana göre bir numara, aslında dünyadaki aromaterapistlere göre bir numara ve biz bir takım girişimlerimiz var. Özellikle artık halkımız da çok şeyi biliyor. Mesela bir duyduğunuz hastane enfeksiyonu diye bir şey vardır. Bugün hastanelerde işte difüzörlerle ya da hastanelere uygun olan hava yayıcılar ile büyük ortamlarda, okullarda gibi çok büyük şeylerim var, projelerim var. Onlar da gerçekten uygulandığı zaman hava yayıcılarla ciddi anlamda çok ciddi enfeksiyonların önü kesilebilir. Özellikle reanimasyon ve yatan hasta bölümlerinde, yoğun bakım bölümlerinde, geriatride, bakın küçük çocuklar ve çok yaşlı hastalar ve immün sistemi çökmüş olan kişiler bildiğiniz üzere hastalıklara çok açıktırlar. Enfeksiyonlara, bakterilere ve virüslere. İşte bunlar, bazı yağlar var ki havada çok uzun süre moleküller asılı kalabiliyorlar. Dolayısıyla enfeksiyonun önü engellenmiş olur. Bu da nedir? Bir, maddi anlamda maliyeti engeller,
ülke olarak konuşuyorum, kaynaklarımız olarak konuşuyorum. İki, hastanın da hem maddi yani hem fiziksel beden hem de manevi olarak yıpranması, hasta olmadığında yıpranmamış olacak ve önüne geçebiliriz. Yani bu çok çok önemli bir konu. Ama bunu hep beraber ülkece Sağlık Bakanlığımız ve Gıda Tarım Bakanlığı ile birlikte bir takım yetiştirmeler yaparak sağlamamız gerekiyor ki bunu da yapacağız. Biraz erken konuştum. Özlem Hanım, çok keyifli bir sohbetti. Vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben de çok keyif aldım. Sevgili izleyicilerimiz, böylelikle Özlem Pamuk Yıldız'la gerçekleştirmiş olduğumuz bu hoş sohbetin sonuna geldik. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.